TRT Türk'ten Masa Programı'ndan merhaba. Masa Programı'nda güncel konuları uzman konuklarımızla ele almaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu Masa Programı'nda stüdyolarımızın dışındayız. Ankara'da önemli bir toplantı var. Kardeş Şehirler Projesi'nin hem tanışma toplantısına biz de geldik, konuk olduk. Öncelikle bu projeyi öğreneceğiz. Projenin detaylarına bakacağız. Sonra tanışma toplantısında neler yaşandı onları öğreneceğiz. Ve sonrasında da iki belediyeden bir belediye başkan yardımcımız ve bir belediye başkanımız var. Onlardan da detaylı bilgiler alacağız. Ama önce konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere sırasıyla efendim. Öncelikle Ferhat Emil Bey, UNDP Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi uzmanı olarak bizim aramızda şu an. Efendim Yusuf Yılmaz Bey'e geçmeden önce Hayrettin Güngör Bey'i tanıtalım. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri, hoş geldiniz programımıza. Ve İntar İmsanel, Letonya Rezekne Belediye Başkan Yardımcısı veya Uluslararası İlişkiler Direktörü olarak da tanıtabiliriz kendisini. Ve efendim yanımızda Yusuf Yılmaz Bey var. Ağrı'dan geliyor, Patnos'tan geliyor. Patnos Belediye Başkanı. Hoş geldiniz programımıza. Efendim Ferhat Bey, sizinle başlayalım istiyorum. Öncelikle proje, Kardeş Şehirler Projesi nasıl bir projedir? Ne zaman başladı ve bu tanışma toplantısında neler yapılmakta? Bir detaylarını alalım sizden. Kardeş Şehirler Projesi aslında daha büyük bir projenin alt bir faaliyeti. Bu projemiz yerel yönetim reformunun devamına destek projesi adıyla 2005 yılından bu yana Avrupa Birliği'nin finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın da teknik desteğiyle yürütülen bir proje. Projenin yararlanıcıları İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği ve bu kapsamda diğer bütün belediyelerimiz. Bizim şu anda toplantılarını yürüttüğümüz Kardeş Şehirler Projesi de belediyelerimizin Avrupa Birliği belediyeleriyle bir arada hizmet üretmeye, ortak projeler yapmaya yönelik çalışmalarına yardımcı olmak üzere yürütülen bir pilot çalışma. Peki şimdi bir tanışma toplantısı yapılıyor. Tanışma toplantısının amacı nedir? Bu tür işbirliklerinin yapılmasındaki en önemli başlangıç noktalarından bir tanesi belediyelerimizin Avrupa Birliği'ndeki belediyelerle birlikte ortak noktalarını bulabilmesi, ihtiyaçlarını saptayabilmesi, o belediyelerden ne gibi katkılar alabilir, o belediyelere ne gibi katkılar verebilir, ortak belediyecilik hizmetleri alanında ne gibi projeler geliştirebilir, bu konuları görüşüp üzerinde anlaşmaları ve ondan sonra da kardeş şehir ilişkilerinin başlaması gerekiyor. Dolayısıyla bu toplantının önemi ilk kez seçmiş olduğumuz 10 pilot Türk Belediyesi ile 13 tane 9 ülkeden belediyenin bir arada birbirlerini tanışmasını amaçlayan bir proje. Peki efendim, Belediyeler Birliği Genel Sekreterine geçmek istiyorum hemen. Efendim Hayrettin Bey, size şunu sormak istiyorum. Belediyeler Birliği olarak neler yapıyorsunuz? Nasıl organize ediyorsunuz bu toplantıları, bu çalışmaları? Ve üye sayınızı bir hatırlayalım. Kaç üyeniz var sizin? Evet, teşekkür ediyorum. Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizde bulunan 2950 belediyenin doğal üyesi olduğu bir birlik. Birlik başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Kadir Topbaş. Bizim birliğimizin 729 kişilik bir meclisi, bu belediye başkanları ve meclis üyelerinden seçilerek oluşturuluyor. 14 kişilik de bir encümeni var. Türkiye'deki bütün siyasi partileri temsil eden bir kimliği var. Ayrıca Türkiye'deki yerel yönetimleri her alanda temsil etme yetkisine sahip bir birliğiz. Şimdi birlik olarak biz belediyelerimizin eğitim faaliyetlerini organize ediyoruz. Belediyelerimizin çıkarlarını koruyoruz. Bir de belediyelerimiz arasındaki iş birliğini sağlıyoruz. Onlara teknik destek sağlıyoruz. Şimdi buradaki bugünkü toplantıda belediyeler arası işbirliği kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği'nin işbirliği kapsamında bir projenin ortağıyız. Şimdi biz Türkiye Belediyeler Birliği olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki belediyeler arasında dostluğu, kardeşliği, işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Bugün Avrupa'daki belediyelerimiz de zaten Avrupa'da birçok ülkeyle ortak projelerimiz var. Bu projelere katkı olarak da, devam olarak da bu işbirliği ile ilgili bu projeyi yürütüyoruz. Burada amacımız Türk belediyelerini Avrupa Birliği sürecine hazırlamak, bilgi deneyim paylaşımını geliştirmek, bu kardeş şehir ilişkilerine daha işlevsel sonuçlar kazandırmak istiyoruz. Şöyle düşünüyoruz, biz birlik olarak yerel düzeydeki işbirlikler her zaman daha üst düzeydeki işbirliklerin altyapısını oluşturuyor, dostluklar gelişiyor. Bugün iki kardeş şehir ilişkisinden ben her zaman Antep'le Halep'i veriyorum. Başkanımızın güzel örneği vardı. Sınırların kalkmasına kadar uzanan bir süreci yaşadığını ifade etti. Belki tek neden bu değil ama ciddi katkıların olduğunu biliyoruz.
Burada da bugün tanışma toplantısında belediyelerimizin kardeş şehir ilişkisine girerken hangi alanda kendileri diğer kardeş şehire kapasite aktarabilir? Beklentileri nelerdir? Oradan hangileri alabilir? Bu tanışma toplantısının aslında temel amacı da bu. Birbirlerini tanısınlar, hangi alanda katkı sağlayabileceklerini görsünler. Buna göre bir kardeş şehir ilişkisi kursunlar. Ben bugün açılış toplantısında da söylediğim gibi biz kardeşlikten sadece iki belediyenin, iki kentin kardeşliğini düşünmüyoruz. O iki kentin, iki belediyenin orada yaşayan insanların sivil toplum örgütleriyle, okullarıyla, sanayi odalarıyla, diğer kurumlarıyla da bir işbirliği, bir kardeşliğin oluşmasını arz ediyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği olarak Avrupa Birliği'ne belediyelerimizi hazırlama sürecinde Devlet Bakanımız Sayın Egemen Bağış, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile yaptığımız işbirliğinde Türkiye'nin 7 bölgesinde Belediyeler AB'ye hazırlanıyor projesini yürütüyoruz ve devam ettiriyoruz. Perşembe günü Gaziantep'teyiz ve civarı belediyelerimizi Avrupa Birliği'nin hangi yükümlülükler getirdiğini belediyelere, neler ifade ettiğini, projelerin neler olduğunu, bu projelerden nasıl istifade edildiğini, bu projeleri hazırlamak için belediyelerde nasıl bir kapasite oluşturulması gerektiği gibi çok detaylı konularda belediyelerimizi bilgilendiriyoruz. Peki. Efendim hemen konumuza dönmek istiyorum. Letonya'dan geliyor efendim. Rezekne Belediyesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Sayın İnter Rimsani. Efendim öncelikle şunu sormak istiyorum. Türkiye'ye bu ilk ziyaretiniz, onu biliyorum. Bu projede nasıl yer aldınız? Nasıl yer aldınız bu projede? Neler sizce, yani ne, hangi noktalar daha doğrusu sizi çekti bu projeye katılmaya? Bunlarla başlayalım istiyorum. Bu projenin içinde hangi nedenlerle varsınız? We got the invitation from European Commission. Bu süreç içerisinde Avrupa Komisyonu'ndan bir davet aldık. Elbette ki Türkiye'den bir davete bilgilendirme söz konusu oldu. İlgi duyduk bu proje için. Çünkü bu süreçlerde farklı kültürlere açık bir yapımız söz konusu. Değişime açık bir yapı söz konusu. Çünkü biz bu süreçten çok çok şeyler öğrenmiş bir ülke ve belediyeyiz Avrupa Birliği sürecinden. Bu açıdan baktığımızda bu bilgi alışverişi çok faydalı olur. Bunu birinci elden bilmekteyiz. Farklı kültürlerin bir araya gelmesinin ne kadar değerli olduğunu bilmekteyiz. Ve neler kazandırdığını bilmekteyiz. Değişim için neler kazandırdığını bilmekteyiz. Bu nedenle öğrenmeye geldik. Aynı zamanda deneyimimizi aktarmaya geldik. Türkiye'ye bu konuda deneyim açısından Avrupa Birliği projeleriyle ilgili aktaracağımız çok şey olduğunu da düşünüyoruz. Peki hemen Yusuf Yılmaz'a sormak istiyorum. Siz neler öğrendiniz? Siz neler paylaştınız bu toplantı aracılığıyla? Evet, elbette. Burada sadece biz bir belediyeyle, kardeş belediye olmaya gelmedik. Avrupa'daki tüm belediyeler bizim için önemli. Şüphesiz bizim de onlara vereceğimiz çok şey var. Çünkü Patmos Belediye Başkanı olarak Patmos Doğu Anadolu'nun en köşesinde katılmakla o ayrı bir önem veriyor bu toplantıya. Biz de kendi kültürel, sosyal, siyasal, ekonomik, kadın, gençlik olarak tüm bu deneyimlerimizi Avrupalı dostlarımızla paylaşmaya hazırız. Onlara da şu şeyimiz diyoruz ki bize balık vermeyi değil, balık tutmayı öğretin. Karşılıklı kültürel anlamda, sosyal anlamda bilgi alışverişinden önce burada sunumlarımızı sunduk. Her belediye kendi yöresine özgün sunumları getirmişti, sunduk ve çok faydası olacağını düşünüyorum ben bu toplantı. Peki masanın üzerinde bazı efendim ürünler var Patmos'a ait. Şöyle göstermek istiyorum. Ben şöyle elime alacağım. Bunu yemeyeceğiz. Evet. Gösterebilirim rahatlıkla. Efendim Patmos'un meşhur otlu peyniri. Değil mi? Hı. Bu otlu peyniri burada. Peki burada başka otlar da var. Bu peynirin yapıldığı otlar mı acaba? Bu mumlarla yapılıyor. Tabi bu farklı. Bu doğal ot. Keledoş yemeğimizde kullanılıyor. Patmos biliyorsun tarım ve hayvancılık bölgesindir. Su rezervlerimiz var. Maden sularımız var. Ponza rezervlerimiz var. Tarım ve hayvancılık geniş yaylalarımız ve hayvancılık üzerinde ciddi çalışmalarımız var. Projelerimiz var. Bunlar bu yemek kemikli etle, yani oraya sizleri de davet ediyoruz burada. Herkesi tamam, Patmos'a, tüm kardeş belediyeleri Patmos'a davet ediyoruz. Mutlaka Patmos'a orayı bu keledoş yemeğinde yemelerini tavsiye ediyorum. Peki şunu sormak istiyorum şimdi. Çok katı bir şey var böyle. Evet. Taş gibi. Evet. Nedir bu?
Ona çökelek diyoruz. Bu işte peynirin şey yani güneşte kurutuluyor. Bu sudan eritilip bu otlu kereviz yemeğinin, bu otlu yemeğin içine şey karıştırılıyor. Katılaştırıp bu yemek haline geliyor. Peki hemen internetime soralım. Efendim sizin Rezekne'de böyle bir peynir kültürü var mıdır? Bu kadar sert kurutulmuş peynirleriniz var mı? Ya da otlu peynirleriniz var mı? Benziyor mu en azından? Yes, we have special cheese. Elbette ki özel peynir ürünlerimiz söz konusu. Çok ünlü olan o bölgede bir festivalimiz de söz konusu ve bu peynirin üzerinden organize edilen aslında bir festival ve burada herkes bu ürünü yemekte, tatmakta. Elbette ki bizim bölgemizde de tarım çok çok önemli ve bu açıdan baktığımızda süt ürünleri de çok önem arz ediyor. Belki ileride Patnos'ta Rezekne kardeş şehri olacaklar ve keredoş yemeğinin içine belki Rezekne'den gelen peynir katılacak. O şekilde kaynayacak yemek. Kim bilir belki de sizin peynirler oradaki yemeklere katılacak. Ne dersiniz? Olur mu? İnşallah bekleriz. Peki. Efendim hemen Ferhat Emin'e dönmek istiyorum. Efendim şunu sormak istiyorum. Şimdi projeyi biraz kabahatleriyle gördük ama ne sağlayacağı biraz daha açmak istiyorum. Yani belediyeler bu proje sayesinde hangi imkanlara kavuşacak? Ne gibi fırsatlar yakalayacaklar? Bunu biraz detaylandırabilir miyiz? Ya da somut hale getirebilir miyiz? Tabii. İki yönü var aslında bizim çalıştığımız projenin. Aslında bu proje 2005 yılında başladı. Yerel yönetim reformuna destek projesi. 2005-2007 yılları arasında uygulandı. Şimdi 2009-2011 arasında da ikinci ayağını uyguluyoruz projenin. Proje özünde bir kapasite geliştirme projesi. Çünkü belediyelerin giderek gelişen teknoloji içinde başka ülkelerdeki uygulamaları gördükçe kendilerinin de vatandaşlarından gelen talepler doğrultusunda yeniden yapılanıp daha iyi hizmet üretmeleri amaçlanıyor. Bunun için de belediyelerin çok iyi teçhiz edilmesi lazım. Hem insan kaynakları açısından, hem teknolojik imkanlar açısından, hem bilgi açısından. Bizim üzerinde çalıştığımız Türkiye Belediyeler Birliği ile olan bu projemiz özünde bütün belediyelerimizin pilot uygulamalar doğrultusunda kapasitelerinin arttırılmasına, eğitim açısından olsun, işbirlikleri yapmak açısından. Çünkü Türkiye'de şu anda 3000 belediyenin, Hayrettin Bey bahsetti, %80'inin nüfusu 10.000'in altında. Dolayısıyla bu belediyelerimizin dünyada ne olup ne bittiğini daha iyi görebilmesi için bu projeler aracılığıyla dünyaya açılması, oradaki teknolojilerin, teknik bilginin aktarılması çok önemli. Biz umuyoruz ki bu projemiz, ki Kardeş Şehirler projemiz bunun bir parçası, bu pilot uygulamalarımız zaman içinde bir taşın suya atılması gibi dalga dalga artacak ve belediyelerimiz daha iyi hizmet verebilir bir hale gelecek. Efendim Hayrettin Güngör'e tekrar dönmek istiyorum. Sayın Güngör, hep konuşulur işte belediyeler Avrupa Birliği projelerinden yeterince istifade edemiyor, bunlardan yeterince yararlanamıyor diye. Gerçekten böyle midir? Türkiye Avrupa Birliği projelerinden belediye çapında, belediyeler özelinde soruyorum, yeterince istifade edebiliyor mu, edemiyor mu? Nedir bu konudaki detaylı bilgileri sizden alalım. Aslında tabii bu büyütüldüğü kadar bir sorun olarak gözükmüyor. Belediyelerimizin gerçekten kapasiteleri sürekli artıyor. Avrupa Birliği projelerinin de sürekli istifade etme oranları da yükseliyor. Biz birlik olarak zaten buna destek verdiğimizi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliğimizde bir ortak proje yürüttüğümüzü ifade ettim. Bu sürekli artarak devam ediyor. Biz de katkı veriyoruz. Şimdi kardeş şehir ilişkiler çerçevesinde biz Türkiye Belediyeler Birliği'nde bir merkez oluşturuyoruz. Artık kardeş şehir kurmak isteyen belediyelerimiz bu merkeze gelerek ya da burayı takip ederek web sitesinde kendilerine en uygun bir kardeş şehri bulma imkanlarını da bulacaklar. Biz bu konuda daha aktif çalışacağız. Bir de Ferhat Bey, tabii kapasite arttırma asıl amacı projenin. Fakat biz kardeş şehir ilişkisine sadece bir kapasite artışı olarak bakmıyoruz. Bugün Türkiye Belediyeler Birliği olarak Dünya Belediyeler Birliği'nin üyesiyiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl sonu itibariyle Kadir Topbaş Başkanımız da Yüselci'nin, yani Dünya Belediyeler Birliği'nin başkanı seçildi. Doğru. Bu örgütün 1000'in üstünde üyesi var. Çok yerel yönetimler konusunda en büyük teşkilat. Yine Türkiye Belediyeler Birliği
Geçtiğimiz yıl Avrupa Belediyeler Birliği'ne, SİAMAR'a üye oldu. Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin üye olduğu bir birlik. Bu manada da Türkiye Belediyeler Birliği olarak dünyada yerel yönetimlerimizi, belediyelerimizi etkin bir şekilde temsil ediyoruz. Biz şöyle bakıyoruz, sadece bir kapasite artırma olarak bakmıyoruz. Bugün Pakistan'daki depreme, sele, Haiti'deki depreme koşabilen bir yerel yönetimler düşünüyoruz. Kardeş şehir ilişkisinden öte birbirlerini dertlerini dinleyen, sorunlarına çözüm arayan, bu ortamları oluşturan bir yapı olarak da düşünüyoruz. Tabii ki kapasite arttırma çok önemli. Bugün Türk yerel yönetimleri belli alanlarda ciddi kapasiteleri var. Bunları sadece biz kapasite alarak burada bir kardeş şehir ilişkisinden öte Türk yerel yönetimlerin kapasitesini de diğer ülkelerle paylaşmak istiyoruz. Bu şekilde geliştireceksiniz. Peki İnter Hanım'a dönmek istiyorum. Efendim şunu sormak istiyorum. Şimdi burada bir tanışma toplantısı yapılıyor. Herkes kendi belediyesinin imkanlarını anlatıyor. Siz de dinliyorsunuz. Hem anlatıyorsunuz hem de dinliyorsunuz. Zaten söylediniz. Hem anlatmaya hem de öğrenmeye geldik diye. Şimdi dinledikleriniz çerçevesinde nedir mesela Patmos'u düşünüyor musunuz kardeş şehir olarak ya da hangi şehri kardeş şehir olarak eşleşmek istersiniz? Hangi şehrin imkanlarıyla sizin Rezekne'nin imkanları daha iyi örtüşüyor? Yani sizin onlara verebileceğiniz, onların size verebileceği imkanlar daha fazla. İlk tespitleriniz, ilk değerlendirmeleriniz. Prefer to take as the Francis City. Think about something similar about similar issues that we have and the similar İlk baktığımızda karşılıklı olarak aslında ele almak istediğimiz karşılıklı olarak ortak sorunlarımız, ortak fayda alanlarımız, altyapı ve sosyal konular örneğin buradaki sorunların aslında çok fazla farklılık göstermediğini görmekteyiz. Kırsal bölgede bulunmaktayız bizler ve ülkemizde 35 bölge söz konusu ve buralarda kırsal bölgelerde de aslında ortak sorunlar söz konusu birçok ülkede de. Bu açıdan baktığımızda kırsal bölgelerdeki sorunlar çerçevesinde bizler de ortaklar arama yoluna gitme çabasında olacağız. Daha iyi meslekler, daha iyi iş imkanları elde etme açısından. Elbette ki bizim de önemli olan faydalı alanlarda bizler katkı sağlayabiliriz. Ancak da bu saydığım eksiklerimiz ile ilgili ortak sorunlar olan bölgeler seçilmesi çok uygun olacaktır. Ortaklıkların sosyal problemlerden bahsediyorum. İşsizlik gibi. Yine çevre sorunları bizim ilgimizi çekmekte. Bu nedenle baktığımızda kaynak geliştirimi ve Avrupa Birliği'nin bu alandaki fonlarının çekilmesi, fonlarından faydalanma açısından Türk ortaklarımızla, Türk belediyelerle ne şekilde işbirliği yapabiliriz? Çevre konusu ve sosyal konularda bunlar önemli olacak. Kendi deneyimlerinden de faydalanıyoruz. Umuyorum ki bu karşılıklı paylaşımlar, bilgi paylaşımı, deneyim paylaşımı faydalı olacaktır diye düşünüyorum. İşbirliğimiz için biz bu çerçevede bir belediye arıyoruz ve burası da faydalı olur bizler için. Patmos Belediye Başkanımıza dönmek istiyorum. Sayın Yusuf Yılmaz'a dönmek istiyorum. Siz Avrupa Birliği projelerinden istifade ediyor musunuz? Şu anda var mı yürüttüğünüz projeler? Varsa neler biraz anlatır mısınız bize? Evet, belediyeyi devraldığımızdan beri 3 tane proje sunduk. Kadın istihdamlarıyla ilgili 2 projemiz vardı. Bir tane de eğitimle ilgili okumamış veya okuyamamış kadınların eğitimle ilgili proje sunmuştuk. Ancak burada Türkiye Belediyeler Birliği'ne bu konuda teşekkür ederim. Gece gündüz arkadaşlar çalışıyor ancak BDP'nin bu sonlara doğru ortaya atmış olduğu bir demokratik özellik projesi var. Burada yerinde yönetim. Herkesin kendisini belediye olarak katılımcı bir belediye olması lazım. Yani orada yaşayan insanların işte belediyelerde kadın temsil edilmiyor şu anda belediye. Mesela bulunduğum ilçede belediyeyi devraldık ama hiçbir kadın personelimiz yoktu. Yani biz belediye devralından beri 2-3 tane bayan personel arkadaş çalıştırdık. Belediye başkan yardımcımız bayan. Çünkü kadının, gençliğin, o kanaat önderlerinin orada yaşayan mesela dedim ya ben Doğu Anadolu'da bizim için yani bu proje için daha önem arz eden bir belediye olarak biz kendimiz katıldık. Mesela Patmos'ta yaşayan nüfusun %100'ü Kürttür.
Mesela bir Sirt düşündüğün zaman farklı etnik kökenler de var. Evet, var. Ama Türkiye'nin her tarafı Türk'üyle, yani Kürt'üyle, Lezi'yle, Çerkez'le yani birlikte Sirt, yaşıyoruz. Sirt dediğimiz zaman Arap, Türk ve Kürt kentidir. Yani burada yerinde yönetim, yani demokratik özetli budur. Herkesin kendisini katabileceği. Mesela ben belediye başkanı olarak bir halkı temsil ederken tek başıma karar aldığım zaman bu yanlış olur. Yani ben halka götürmüyorsam, anket yaptırmıyorsam, halkın görüşlerini almıyorsam, o şey mesela bulunduğumuz ilçede Süregen'in Patmos 5 ili birbirine bağlayan bir ilçedir. Van, Ağrı, Bitlis, Muş birbirine bağlı. Tarihi İpek yolunun geçtiği bir noktadasınız. Yani İran'la birleştiği bir yerdir. Mesela daha %60 altyapımız yok. Yani hızla büyümüş, çarpık kentleşme falan, bunlara biraz daha eğilmesi lazım ve bu projeye biraz daha destek verilmesi lazım. Yani belediyelerimizin, bir önce Avrupalı dostlarımız da söyledi, gerçekten yani kadının, gençliğin ve her kesimin yer alabileceği bir belediye modellerinin çıkması lazım. Türkiye Belediyeler Birliği'miz çalışıyor bunun üzerinde. Biz tüm belediyelerde buna, çeşitli siyasi partilere buna destek olmasını istiyoruz. Peki, hemen size dönmek istiyorum tekrar. Şimdi projenin bu tanışma bölümünün ardından neler yaşanacak? Biraz adım adım gitmek gerekirse, adım adım anlatmak gerekirse, tanışma sonrasında diyelim ki işte şehirler anlaştı. Evet, ben o şehirle çalışmak istiyorum dedi. Nasıl bir çalışma sistematiği var bu süreçte? Tabii, her şeyden önce şunu söyleyeyim. 10 tane Türk belediyesi var pilot olarak. 13 tane de 9 Avrupa ülkesinden belediyemiz var burada, davet etmiş olduğumuz. Öncelikle 2 gün belediyelerimiz kendilerini anlatacaklar. Neler, nasıl bir belediye, nasıl bir hizmet veriyorlar vatandaşlarına, nelerle ilgileniyorlar, hangi ortak noktalarla ilgileniyorlar. Ondan sonra da belli konularımız var. İşte çevre koruma, enerji, belediyecilik hizmetleri, atık yönetimi, altyapı, işte kadın istihdamı gibi konular var. Bunun dışında gene turizm ve kültür çok ilgi çeken bir alan. Ve gene ekonomik kalkınma ile ilgili neler yapılabilir? Bunlarla ilgili kolaylaştırıcı eşliğinde belediyelerimiz hepsi birbirleriyle görüşecekler. Daha sonra da birebir görüşmeler sonucunda da hangi belediyelerle ortaklık kurabileceklerini düşünüyorlarsa bir tercih listesi yapıp verecekler. Bunun üstünde uzmanlar olarak çalışacağız ve olası işbirliklerini belirledikten sonra hem Avrupa Birliği'ndeki konuk belediyelerimiz hem de Türk belediyeleri bu konuda bilgilendirilecek. Onların da karşılıklı onayları alındıktan sonra biz belediyelerimizi Avrupa Birliği'ndeki müstakbel ortaklarını ziyarete götüreceğiz. Daha sonra onlar tekrar buraya gelip ilgili belediyelerimizi yerinde ziyaret edecekler. Ama amacımız ortak proje ve somut işbirliği alanlarını bütün bunların sonucunda çıkartmak olacak. Bu şekilde aşama aşama gideceğiz projenin kalan ömrü boyunca. Peki, her ikinize de sormak istiyorum. Projenin finansman boyutu nasıl sağlanıyor? Diyelim ki iki belediye işte çalışmaya başladı. Bir finansman ihtiyacı doğdu. Bunun için ne yapılıyor? Nasıl bir destek sağlanıyor? Bunun için ayrılmış bir kaynak var mı? Yoksa o projeye özel bir kaynak arayışı mı başlıyor ondan sonra? Şöyle söyleyeyim, bizim projemiz bir teknik yardım projesi. Dolayısıyla bu türdeki toplantıların organizasyonu, seyahatler proje imkanları ölçüsünde ama Türkiye Belediyeler Birliği'nde katkısıyla karşılanacak. Fakat daha sonra ortak bazı işbirliği imkanları çıkıp da bunlar projelendirildiğinde, bir finansman ihtiyacı çıktığında tabii Avrupa Birliği'nin işbirliği yapan belediye, buradaki kardeş kent belediyelerine daha müzahir bir bakışı var. O şekilde finansman sağlanabilir ve bu şekilde de ileriye yönelik imkanlar araştırılabilir. Sayın Genel Sekreter'e dönmek istiyorum. Kaynak imkanlar konusunda biraz daha hani irdelemek istiyorum. Belediyeler için özellikle Avrupa Birliği'nden veya başka kaynaklardan projeler nasıl destekleniyor, nasıl destek sağlanıyor? Bu süreçte her şey kolay işliyor mu? Rahatlıkla belediyeler bu kaynaklardan istifade edebiliyorlar mı? Projeler ortaya çıktığında. Sorunuzla bağlantılı olarak bunu belki cevaplamak lazım.
Tabii belediyelerimizde projeden istifade etmek için sorunlar var olduğunu ama belediyelerimizin sürekli kapasitesinin geliştiğini de ifade ettik. Özellikle belediyelerimizde bu konuda teknik personel eksikliği olabiliyor. Proje hazırlama, projelerden haberdar olma. Biz birlik olarak hem haberdar ediyoruz hem de proje hazırlama eğitimleriyle belediyelerimize destek veriyoruz. Bir de çok özür dilerim. Bir Avrupa Birliği projesi de bu çerçevede yürüyor galiba, değil mi? Belediyelerle ilgili olarak sizin ana temel bir çerçevede hani belediyelerin bu fırsatlardan istifade etmesi için bir projeden mi bahsediyorduk? Yanlış mı hatırlıyorum? Ferhat Bey. Biraz önce Hayrettin Bey'in bahsetmiş olduğu Türkiye Belediyeler Birliği ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin belediyelerimizi Avrupa Birliği'ndeki finansman imkanlarından bilgilendirmesine yönelik ayrı bir proje gidiyor. Bizim şu anda yürüttüğümüz proje ise daha teknik yardım ağırlıklı bir proje. Ben o bir finansman bölümünü biraz daha irdelemek için. Bizim tabii Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile yaptığımız proje, belediyeleri Avrupa Birliği'ne hazırlama ile ilgili bir proje. Onları bilgi sahibi yapmak, hangi fonlar var, nasıl müracaat edilir, bir belediyede bir proje yürütmek için hangi teknik elemanlar bulundurması gerekir gibi konuları kapsayan bir proje. Türkiye Belediyeler Birliği ile Avrupa Birliği Genel Sekreteri arasında bir protokole istinaden yapılan bir proje. Demin ifade ettiğim gibi biz birlik olarak da proje hazırlama eğitimleriyle belediyeye destek veriyoruz. Bu konuda direkt bir finansman sunmuyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Efendim programın sonuna geliyoruz. Son sözleri almak istiyorum. Son olarak söylemek gerekirse Türkiye'deydiniz, Ankara'daydınız. İnternetime sormak istiyorum. İlk gelişiniz bu. Neler gördünüz, neler hissettiniz, neler yaşadınız? Gittiğinizde Rezekne'ye neler anlatacaksınız? Will you talk about Turkey in Rezekne? Actually we arrived in the midnight. Gece yarısı gelebildim Ankara'ya. Daha o zaman kısa, çok bilgi yok yani. You are here for just hours. Beautiful city. Güzel olarak gördüm, görebildiğim kadarıyla Ankara güzel bir şehir. Elbette ki uçaktan indim, buraya geldim. Elbette ki internetten okumuştum, araştırmalar gerçekleştirmiştim. Ancak şunu söyleyebilirim ki misafirperver insanlarla karşılaştım ve iyi bir şekilde organize edilmiş bir toplantı ve organizasyonla ilgili, projeyle ilgili ve burada tanıştığım, karşılaştığım insanların misafirperverliğinden dolayı da çok iyi izlenimler edindim. Her şey olması gerektiği gibi gidiyor, iyi hazırlanmış ve çalışmaya hazırız. Çalışmaya hazırız diyor. Gerçekten çalışmaya hazır belediyeler, kardeş şehirler projesi yürüyecek. Önce tanışılacak, önce herkes birbirini tanıyacak, öğrenecek, eksiğini, fazlasını, artısını ve ona göre bundan sonra bir yol haritası çizilecek. Bu yol haritası çizildikten sonra da projeler gündeme gelecek. Projeler gündeme gelince Belediyeler Birliği devreye girecek. Avrupa Birliği gündeme gelecek ve bir kaynak, finansmanlar sağlanacak ve bunlar hayata geçirilecek. İnşallah sadece tabii ki bu projeler derken kültürel ilişkilerin gelişmesi de burada tabii ki çok önemli. Çünkü burada bir stand var. Standta hemen hemen herkes bir şeyler getiriyor, değil mi? Bütün belediyelerin ürünlerini gördüm ben. Ne oluyor sonra bu ürünler? Afiyetle yeniliyor herhalde. Tabii ki bu bir belediyelerimizle Avrupa Birliği belediyeleri arasındaki dostluğu, kardeşliğin artırılmasına da yönelik bir çalışma olduğu için herkesten nesi var nesi yok ufak da olsa getirmelerini, tadımlık da olsa rica ettik. İşte Patnos'ta otlu peynir gelmiş. Sağ olsun, işte Zonguldak Hayrettin getirdi. Ferhat Bey'in de Patnos'u özel bir torpil geçmeler neymiş bizim bak otlu peynir arkadaşlar ama özellikle tabii ki yani burada Zonguldak var, evet. Uşak var, Kırşehir var, Düzce var, Kahta var, yani temsilen burada bulunuyoruz ama 10 tane Türk belediyesi var, her biri bir şeyler getirdiler. Sağ olsun Avrupa'daki belediyedeki dostlarımız da günlükteki imkanların el verdiği ölçüde ufak da olsa tadımlık şeyler getirirler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz biz. Peki. Bütün belediyelerimize ve Avrupa Birliği'nden gelen belediyelerimize. Efendim biz de sizlere teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ve programımızın sonuna geldik. Mesela programın inşallah Kardeş Şehirler Projesi daha güzel yarınlara doğru götürür bizleri. Ve bir başka masa programında buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın diyelim efendim. Bir başka masa programında yine uzman konuklar ve güncel konularla karşınızda olabilmeyi diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.